Salih, 24. bölüme hoş geldin. Hoş buldum. 18 Mart 1960, Long Live Walter Jameson bölümüne geldik. Bu bölüm üzerine gerçekten konuşmak istiyorum. Çünkü muhtemelen, hatta muhtemelen değil, böyle muhtemel, hiç konuşamadım ama neyse. The Man From Earth filminin kökenini oluşturan hikayeye geldik Salih. İzlemiş miydin bu filmi? Sarı. Gerçekten beni etkileyen filmlerden bir tanesi oldu The Man From Earth filmi. Ya Dünyalı diye çevirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye de. Evet. Bu filmin hani burada bir sürpriz bozucu etkisi olacak ama şimdi filmden biraz bahsedersem, ya belli bir geçmişte, belli bir dönemde bir mutasyon oluyor anladığımız kadarıyla ve bu kişi ölmemeye başlıyor. Yani daha doğrusu evet ölebiliyor ama uzun ömürlülüğe sahip oluyor. Nedeni bilinmeyen bir şekilde ve sürekli tüm tarihi olayların arkasında ya da o tarihi olayın gerçekleştiği yerde kendisi de bulunmuş oluyor. Aslında bir nevi de dünya tarihini şekillendiriyor ya da yönlendirirken kendisi de orada. Ve birçok dünyayı etkileyen olayın, inanç sistemlerinin vesaire çıkmasında da bulunduğunu filmde görüyoruz. Ve bunu da birlikte toplandıkları akademisyenlerle birlikte bir yemek yiyorlar. Burada en sonunda o okuldan ayrılırken hani nasıl olsa inanmayacaksınız ama ben işte şu kadar yıldır yaşıyorum ya da daha doğrusu ben sizin aslında şu an kitabını okuduğunuz ya da okuduğunuz kişilerin yanında bulunduğum gibi ifadelerde, iddialarda bulunmaya başladıktan sonra film hızlanıyordu. Hatta tek mekan filmlerinden bir tanesi. Filmin nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Ya bütün sohbet o kişinin aslında uzun uzun yıllar, belki binlerce yıllardır, binlerce yıldır yaşadığını söylemesiyle başlıyor. Ya filmin aslında iddia ettiği kısım burada başlıyor ve filme bir anda kendinizi kaptırıyorsunuz. Aslında o kişiyle birlikte hani yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Ya ilginç bir filmdi. O açıdan beni gerçekten etkileyen filmlerden bir tanesi ve ben bu bölümü izlerken gerçekten galiba birinci bölüm, yani bu bölümün iki yarıdan oluşuyor ya bir bölüm. Birinci bölümün bitişinde gerçekten heyecanla bitirdim. Ya dedim The Man From Earth'ın kökenini oluşturuyor bu film. Ya gerçekten durdurdum böyle bir huşu mu deniyor? Yani sözcüğe de dökemiyorum ama gerçekten çok etkilendim ben bu bölümden. Çok güzel bir bölümdü. Ya ben herhalde çok tanımlayamayacağım bu bölümle ilgili düşüncelerimi. Ama The Man From Earth'ın şöyle bir güzelliği vardı. Gerçekten bu kadar uzun süre yaşıyor olsak ve herhangi bir kötü bir olayla karşılaşmadıkça ölmemiz mümkün olmasa yani ne yapardık? Yani bu hayatı nasıl değerlendirirdik? Benim sorguladığım şey bu oldu. Aslında bu bölümün içerisinde de söylenen bir şey vardı. O beni çok etkiledi. Diyordu ki gülleri sevmemizin sebebi bir gün yok olacak olmaları, artık hani açmayacak olmaları gibi bir cümle geçiyordu. Tam Evet, hatırlayamadım daha da. doğrusu hani o sohbetin tam o bölümünde şundan bahsediyordu. Ölüm aslında hayatı anlamlı kılıyor. Yani bir kaybediş, yokluk o anlamı bize sağlıyor. Tabii ki de ya zaten her şeyi yani hiçbir şekilde yok olmadığımızı düşünsene. Hiçbir şeyin değeri kalmazdı ki. Çünkü bir süre sonra aynı şeyleri yapmaya başlarmışız gibi sanki. Bunları da sorgulatan bir O da bölüm olabilir. oldu. Ya aynı dünyada yaşadığımız için. Borsada da öyle değil mi? Sadece borsada demeyelim. Yani bu arz talep ilişkilerinde bir eşya ne kadar az ise o kadar değerli oluyor. Bizde de uzun ömür yok. Uzun ömürlüler değerli şu an. Ama herkes uzun ömürlü olursa da az yaşayanlar farklı olacak. Yani neden az yaşadı ki falan demeye araştırmaya başlayacaklar mesela. Tabii ya zaten şey var. Bütün bu bölümde Walter Jameson'ın ölümsüz olmasında Aslında ölümsüz. bir Salih burada mesela neden? tek tek bir şekilde hani şunu açmak istiyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Ben bunu hani çevremde de sohbet ederken. Ölümsüzlükten ziyade şu. Ölebiliyor. Örneğin boynu kırıldığında ya da bir savaşa girdiğinde. Bu adam yani mesela bu bölümde gördüğümüz şanslı olduğu için hayatta kalmış değil mi? Yani Ya ölümle yan yana geldim diyor ancak şanslıydım.
ve hayatta kaldım. Aslında uzun ömürlüğü devam ediyor. Yani ona fiziki olarak herhangi bir saldırı ve benzeri şeyler olmadığı müddetçe ölümsüzlük demeyelim de uzun ömürlüğü devam ediyor. Yani ömrü devam ediyor. Ta ki işte bölümün sonunda olduğu gibi. Ya yani o yüzden ölümsüz kelimesi sanki burada uymuyormuş gibi. Bu adam uzun ömürlü. Ama ömrün ne zaman biteceği bilinmeyen bir uzunluk. Ya bizim için işte o ölümsüz oluyor artık ya, E böyle tabii diğer hani insanlar için hani 80-90 biz. yaşından baktığımızda 1.000 yıl yaşayan bir kişi ölümsüzmüş gibi bir algı yaratabilir dediğin gibi. Tabii, yani zaten bu olayın ortaya çıkmasının sebebi de iş arkadaşının onun bir fotoğrafını bulmasıyla çıkıyor ya. Evet. Hani eskiden bir fotoğraf çektirmiş yıllar yıllar önce bir savaştayken. Ve o fotoğrafta aynı şu andaki bulunduğu formda. Görünüşü, fiziki görünüşü aynı. Ve parmağındaki yüzükten aslında ortaya çıkıyor bir şekilde. Ya da o yanağındaki. Yapboz tamamlanıyor, evet. Evet, hani o özelliklerinden bulunuyor. Ama gerçekten çok insanı sorgulatacak bölümlerden birisiydi. Ben mesela şeyi seyrederken, The Man From Earth filmini seyrederken bazı kısımlarda şey bulmuştum. Hadi bu kadar da olmaz artık demiştim, tamam mı? Bütün o insanların inandığı her şeyi bir çırpıda yıkıyor ya. Ve Evet. hepsinde de onun bağlantısı var ya filmde. Evet. Yani bana biraz abartı gelmişti mesela bu. Ama Twilight Zone'un bu bölümünde bu karakter çok daha gerçekçi geldi bana mesela. Evet. Biraz daha sanki ya bu kadar da tesadüf olmaz ya da bu kişi de artık bu olamaz diyorsun ama bilmiyorum, bu daha Aslında akla yatkın geldi bana. evet ya, yani aslında ayrıntıya girmediğimiz için adamın hayatında ayrıntıya girmedik. Tek ayrıntı neydi biliyor musun? Platon'la tanıştım demesi. Evet. Platon'la tanıştım demesi aslında biraz bizi hani The Man From Earth filmine yaklaştırdı ama bir daha da ayrıntıya girmedi. Ne oldu? Hikayesini aslında dinledik. Ben burada mesela hikayesi daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz The Man From Earth'te neden böyle bir şey yaşadığını bilmiyoruz. Burada biliyoruz. Buradaki sonuç, yani burada karşımıza çıkan olay ne? Bu kişi, ailesi var. Muhtemelen de şu anki yaşında. Yani 40'larında galiba. 40'larında bir kişi. Ve bir gün bir simyacıyla tanışıyor. Ve simyacıdan, ya çünkü seneler boyunca kendisini nasıl ölümsüz olunabilire vermiş. Filozoflarla görüşmüş. O zamanki ilim insanlarıyla görüşmüş ve sonuç bulamamış. En son bir simyacı, işte şu şu şartlarımı yerine getirirsen ben seni ölümsüz hale getireceğim. Ve bunu yaptı diyor. Sonra kendime geldim ve şunu fark ettim. Ya şu, o zaman düşünememiştim bunu diyor. Yani yüzeysel düşünmüş. Evet, ölümsüzlüğü arıyorsun ama o bağlamın içerisinde uzun ömürlü olduktan sonra neler yaşayacağını düşünmemiş. Ve ailemin yaşlandığını gördükten sonra aslında bu işe girmeseydim demeye başladım. Ve en son zaten hiçbir cesaretim olmadı kendi hayatıma kıymaya ya kadar giden bir dertleşme seansını görüyoruz. Bu açıdan bizim soru işaretlerimizi aslında bir nevi bu bölüm kapatıyor. Yani o filmi izledikten sonra bu bölümü izlediğinde ha, olabilir falan diyorsun. Sonuçta fantastik bir hikaye dinliyoruz. Ama şunu da bilmiyoruz Salih. Gerçekten uzun ömürlü insanlar var mı yok mu bilmiyoruz. Bilimsel olarak yok. Ama ya varsa. Değil mi? Yani Alacakaranlık kuşağına giriyor muyuz bu bölümde? Onu mu E tabii söylemek tabii tam istiyorsun? Alacakaranlık Kuşağı bölümü. Yani Tarafta ya, kalıyoruz yani. Nasrettin Hoca hikayesi ya tutarsa ya varsa. Değil mi? Doğru aslında. Ya bilemiyorsun. Ben şeyi araştırırdım eskiden. Yani mesela örneğin karşıma çıktı. X ve Y kromozomlarını oluşuruz. Hep biyoloji derslerinde anlatılır. Ya Evet. geçenlerde dedim, işte bir sene önce miydi? Ya aklıma geldi, 2x 1y ya da 2x 2y olabilir mi? Gerçekten de varmış Salih bunlar. Yani biz sadece x ve y değiliz. Ya aslında hikayeye biraz daha böyle ayrıntılı okuma, derinlemesine okuma yaptığında bilimsel farklı sonuçlar karşına çıkıyor. Ha, insan şüphelenmiyor değil. Tabii işin fantastik tarafı, ya varsa diye sormadım değil yani. Ha, olsa da bir haberimiz olmayacak Salih. Ya çünkü bak, şimdi haberimiz olmayacak dedin, aklıma direkt başka bir şey geldi. Onu değinmeden geçmek istemem. Son dönemde Mete Yegin Zamanı Durdurmanın Yolları isimli bir kitabını okudum, bildin. Ve bu kitapta da aynı The Man From Earth filminde ve Walter Jameson'da olduğu gibi
Tom Hazard isimli bir karakterimiz var. Kendisi 41 yaşında gösteren bir tarih öğretmeni. Maalesef nadir görünen bir hastalıktan dolayı çok yavaş bir şekilde yaşlanıyor. Yani nasıl? Çok ilginç. Acaba bu bölüm 15... kökenini mi oluşturuyor? Ya işte hani ben açıkçası etkilenme olduğunu tahmin ediyorum bu kısımlarda. Ve şey var, 15 yılda bir yaş yaşlanıyor. Yani düşün, o yaşa gelene kadar bu adam 1500'lü yıllarda doğmuş. Shakespeare'le tanışmış, işte tarihi olaylara bir şekilde denk gelmiş ve bunları gözlemleme fırsatı yakalamış. Bu yüzden de yakın geldi konu olarak. Ve bir hastalık üzerine kurduğu için konuyu da, senin şu anda sormuş olduğun şey var ya, ya varsa böyle şeyler. Evet. Yani belki bu tarz bir hastalık var ve insanlar çok ağır bir şekilde yaşlanıyor ve biz bilmiyoruz. Kitapta evet Salih. Zaten hani şöyle bir şey var ya, filmlerde de gerçi bu bölümde de aslında onu görmüş olduk biraz. Gerçi çok çok alt metninde belki bunu sen tahmin edebiliyorsunuz. Yani ölümsüz yine bak o kısma gidiyorum. Ya da şey, uzun ömürlü olan insanlar nasıl kendini fark ettirmeden topluma kabul ettirecek ya da toplumda nasıl kendine bir yer sağlayacak? Hadi bunlar 1900'lü yılların başına kadar çok sıkıntılı bir süreç değil düşündüğünde. Aslında Salih, kayıtlar başlıyor daha fazla. Evet, biraz önce aslında bunu not aldım. Söylemeyi de unuttum. Sohbete daldım. Evet. Aslında bu romanın öyküsünü, yani bu kurguyu yazabilmek için o dönemde yaşaman gerekiyor. Şu dönemde yaşadığında bunu yazamazsın Salih. Uzun ömürlülüğü yaşar, yani yazarsın ama herkes faydalanırsa. Yani o dönemde kayıt, evet, fotoğraf yok, video yok. Ya daha doğrusu şu teknolojiyi bilmiyorlar. Görüntünün kaydedilmesi, sonuçta videoda, fotoğrafta görüntünün kaydedilmesi. Işıklar aracılığıyla vesaire, işte kimyasallarla ilk öyle çıkıyor. Bu teknoloji bilinmediği için çok rahat bir şekilde kimliğini değiştirebiliyorsun. Bir de lisan bildiğin için birçok ülkeye gidebiliyorsun. Ama şu dönemde bunu yapamazsın. Dijital kimliklerin var bir nevi. Pasaportun var vesaire. Öyle kafana göre çıkamazsın. Hani dijitalleştikçe aslında bir nevi otoriterleşti de sistem. Yani kaçamıyorsun artık. Sistemde kayıtlısın. Yüz tanıma sistemleri, ses tarama sistemi, parmak izi tarama sistemi. Yani şu dönemde bu hikayeyi yazmak istesen muhtemelen bir şirket kurgularsın. Bu şirket bir deney yapar. Bu deney sonucunda bir denek grubu, 10-15 kişilik, uzun ömürlü, yani daha doğrusu biraz önce senin romandan yola çıkarak bahsettiğin ağır yaşlanma mutasyonu geçirir. Ve biz bu adamları hani denek olarak biliriz. Ama o dönemdeki kısımda bunları zaten yapamadığın için, yani bu kurgu yazmak biraz daha kolay. Ama şu an yazması çok zor. Daha farklı bir bağlam oluşturman gerekiyor hikaye için. Daha doğrusu kurgu tabanı oluşturman gerekiyor. Tabii. Mesela ben bu Mete Yegin kitabını okurken şöyle bir sistem vardı zaten kitabın içinde de. Bu kişiler, yani bu şekilde yavaş bir şekilde yaş alan kişiler nasıl gizlenecekler, topluma nasıl karışacaklar bunu fark ettirmeden diğer insanlara? Bunun için belli bir süreliğine bir noktada kalıp daha sonrasında ülkesini, yerini değiştirmesi gerekiyor belli bir süreliğine. Atıyorum 10 yıllığına gelip Türkiye'de yaşıyor. 10 yıl sonra gidiyor Amerika'da yaşıyor 10 yıllığına gibi. Bu şekilde bir sistem içine girmişler artık. Yani şu anda yapılabilecek tek şey bu olur ama bunun yasal süreçlerini bilemeyiz tabii. İşte. Yani o kısma çok giremiyorum. Yani otoriteye karşı olan o sorumluluk var artık. Orada o zamanlarda yok. Yani bir şekilde kaçabiliyorsun, farklı bir köye gidebiliyorsun. Çünkü iletişim ağları o kadar güçlü değil. Evet güçlü ama şu anki gibi değil. Bir kere görüntü kaydedilmiyor, ses kaydedilmiyor. İşte parmak izi, yürüyüşün. Artık bazı programlar var. Seni sadece yürüyüşünden tanımlayabilecek programlar yazılıyor şu an. Evet. Ya ilginç ama çok eğlenceli bir konuydu Salih. Ya ben çok zevk aldım bu bölümü izlerken. Okuduğum bu Twilight Zone ile ilgili okumada yapıyoruz ya. Sonuçta biz bu yayınları kafamıza göre de yapmamaya çalışıyoruz. Biraz da bilgi temelinde ilerlemeye çalışıyoruz. Okuduğum kaynakta da şundan bahsetmiş. Persians to Dream diye bir bölüm yapmıştık ya, bir rüyalara gidip orada ölen kişinin bölümü vardı. Evet, evet. Hatırlarsın. Psikoloğa gidiyordu hatta. Tek mekan çekimiydi aslında bir nevi. Oradaki o sohbet olayı. Burada da mesela o kimya profesörüyle tarih
profesörünün sohbetini görüyoruz. Orada da psikolog ile ana karakterin sohbetini, ona bir benzetme olmuş. Atıf yapılmış yani kitapta. O bölümü de buraya ekleriz. İyi olur. Hani izlemeyenler için. Muhtemelen sırayla gidiyorlarsa izlemişlerdir. Ya benim için de çok güzel bir bölüm oldu. Şey güzel ya, böyle uzun ömürlü birisinin neler yapmış olduğunu görmek, onu gözlemleyebilmek çok güzel bir şey bence. Merak uyandırıyor Salih. Evet. Ne olacağını merak ediyorsun. Bu kişi neler yaşamış ya da evet, hangi dönemlerde yaşamış. Ben bu arada çok belki şey olmayacak, bağlantılı olmayabilir ama hemen şunu önerebilirim. Jack London'ın Yıldız Gezgini isimli bir kitabı var. Bu kitapta da kişi lüst rüyalar aracılığıyla hep farklı dönemlere gidip o dönemleri gözlemliyor mesela. Biraz daha fantastik bir boyutu da var tabii o kitabın ama bunu da önerebilirim. Hani yavaş yaşlanma değil de sadece bu dönemsel neler olduğunu görmek için farklı ülkelerde. O şekilde ona da bir göz atılabilir tabii. Ama bence en uygun tabii Mete Yegin Zamanı Durdurmanın Yolları kitabı olabilir. Son dönemlerdeki popüler yazarlarımızdan birisi bu da yine. Onu sen bu bahsettiğin kitaplarında yayınlarını yapmıştın değil mi kanalında? Zaman Durdurmanın Yolları için bir video yapmıştım. Yıldız Gezgini için yapmadım. Jack London kitapları için henüz başlamadım video kaydetmeye. Bakalım ilerleyen dönemlerde istiyorum tabii. Evet, buradan da bir haberimi vermiş olduk kanal aracılığıyla. O zaman evet, Salih bu bölümü istersen sonlandırabiliriz. Gerçekten keyifli bir bölümdü. Artık 25. bölüme odaklanırız. Gelecek yayında o zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.